Merhabalar. Kaldığımız yerden devam ederek Reiki soruları yanıtları 16 ile devam ediyorum. Soruları okuyorum, ardından yanıtlıyorum. Bunlar sizin yolladığınız sorular. Her biri öyle. Uyumlamalar grubunda bulunuyor. Devam ediyorum. Sormuşsunuz. Başlayalım. Özlem hocam, uyumlamam başlar başlamaz başımda bir basınç hissettim. Başım ağrıdı. Ara ara geçti. Ellerimde, vücudumda karıncalanmalar hissettim. Demiş. Bir ara ayaklarım alev yandığını hissettim. Buraya kadar bir yorumlayayım ben. Tamam. Hepsini okumayayım. Parça parça gidelim. Çünkü hepsini ayrı ayrı yorumlamam lazım. Uyumlama başlar başlamaz. Şunu bir güzelce anlayalım. Her uyumlamada karıncalanma olsun, yanma olsun ya da ufak hani iğne gibi batmalar olabilir, ondan sonra ufak ufak acıma olabilir, bunun gibi, tamam mı? Çok büyük acımaz. Ondan sonra belli bir enerji akışı gibi olsun, elektrik verilmiş gibi, masaj aleti gibi hissedebilirsin. Oluyor öyle, bazı uyumlamalar öyle de yapıyor. Karıncalanma, tüy gezinme, herkes farklı hissediyor, herkes. Bir uyumlamada hissettiğini diğer uyumlamada farklı da hissedebilirsin. Tamam. Bunu bir kafaya yazalım. Bunu kafaya yazarsak haydi haydi rahatlayacağız. Bak. Çünkü hep sorulan şey bu. Tamam. Bak şimdi ne demiş? Başım ağrıdı. Olabilir. Enerjinin girişi ya. Şimdi mesela başın ne? Beşinci çakra, altıncı çakra ve yedinci çakrası. Boğaz çakrası. Üçüncü gözümüz ve tepe çakrası. Senin orada bir blokajın olabilir. Birine bir şey söyleyemiyorsun olabilir. Altıncı çakrada muhtemelen benim sezgisel olarak hissettiğim aşkla ilgili bir blokajın kapalı olması olabilir. Sorumlulukla ilgili olabilir. Tamam? Doğru olabilir. Dolayısıyla altıncı çakramdaki bir blokajının açılmasıyla başın kütede diye ağrımıştır. Bu gayet iyi. Neden? Uyumlamadaki o ağrı var ya, bana kalırsa kutsal. Niye? Ya o an ağrısın, bırak. Bırak. Niye? Sonraki hayatın değişiyor. Hayatın değişiyor. Gerçekten öyle. Oradaki çakran açılır. Neren ağrırsa orası, o bil ki o durumda orası şifalanıyor. Hep böyle. Hep bunu anlattım zaten. Bunun örneklerini de verdim. Devam ediyorum. Ara ara geçti, ellerimde, vücudumda karıncalanmalar hissettim demiş. Hissedersin. Karıncalanma oluyor. Bu enerji akışından kaynaklanıyor. Ayaklarımın alev alev yandığını hissettim. Bak güzel kardeşim, alev alev yandıysa ben sana diyeyim. Her zaman tıptan yardım alalım. Tamam, o cepte. Bana kalırsa biraz daha su miktarını arttır. İçtiğin su miktarını. Bir tıkırtı geldi. Dinliyorum böyle, bebeğim uyanacak mı diye. Gecenin bir saati yapıyorum yine. Eğer uyanırsa kütede diye keser giderim. Ses kaydını dinliyorum. Ev küçük olduğu için de duyuyorum şeyde tıkırtıları falan. Ondan sonra ben biraz bir yüksek sesle de konuşmuş olabilirim, ondan da olabilir. Hadi devam edeyim. Bana kalırsa bir yani şey, şimdi beden çok arındığı zaman üşüme oluyor daha çok. Vücudunda tortu olabilir. Ondan sonra bir bakım yaptırabilirsin. Ondan sonra bir şeyler olabilir. Auran kirli olabilir. Çakraların çok çok kirli olabilir. Yani iltihabik bir durum bir taraflarda olabilir. Tamam. Çünkü çok ayaklardaki ısınmayı çok doğru bulmuyorum. Tabii her zaman tıptan yardım alalım diyeyim, burayı geçeyim. Tamam. Bütün bunlar normal mi demiş. Gayet normal. Gündüzleri meditasyon ve suyu reiki yaptığım zamanlar renkler görürüm. Demek ki kafan açık. Harika. Harika. Harika ötesi. Eğer renkler görüyorsan sende duru görü var. Duru görü. Bu herkeste olmuyor. Bu uyumlamada görmedim demiş rengi. Şart değil ki. Şart değil. Her uyumlamada göreceksin diye bir şey de yok. Yani hani benim duru görüm, duru iştim. Hepsi açık.
Ama yani her uyumlamada bir şey görmeyi beklemiyorum. Kendimi akışa bırakıyorum. Bir uyumlama yaparken görürüm, diğerinde görmüyorum. Ama görmedim diye de ay neden bu uyumlamada bir şey görmedim diye kendimi de zorlamıyorum. Çünkü uyumlamadır bu. Bırakıyorum enerji öyle. Enerjinin kendisine bırakıyorum. Bakalım nasıl gelecek. Enerjinin kendisi çok güzeldir. Bir de hani yeri gelmişken anlatayım. Burada konuşurken bir şey anlatırken başka bir yere geçiyorum. Çünkü o anlattığım şey başka bir şeyle bağlantılı oluyor. Bana diyorlar ki hocam ben bunda bir şey hissetmeliyim. Ondan sonra bir şey görmedim. Bazen de bir şey görmezsin. Bana diyor ki mesela hocam siz ne gördünüz? Enerjiye kendimi bırakıyorum. Hiçbir zaman görmeye odaklanmıyorum. Odağım o olmuyor. Anda kal. Merkezinde kal. Amacım ne? Enerjinin kendisi. Ha, görüntü kendiliğinden gelir. Kendiliğinden bir şey görürüm. Ya da orada kendiliğinden bir şey duyarım. O ayrı. Ama ben buna odaklanırsam zaten o zaman olmaz. İmkan olursa bununla ilgili bir ses dosyası yaparım. O kadar çok konu var ki anlatacak. Aslında bu beyinle alakalı. Çünkü hadi burada girmişiz. Biraz buraya değineyim. Çok böyle dağıtmadan parantez içinde değineyim. Beynin iki lobu var biliyorsunuz. Bizim beynimizin sanırım sağ tarafı hayal kurmakla alakalıydı. Biz bir şey görürken spiritüel taraf özellikle sağ tarafla ilgili. Tamam. Biz mesela bunun en güzel tarafı nedir biliyor musun? Bir şey gördün. Analiz etmeye çalışma o an. Tamam mı? Eğer analiz etmeye çalışırsan mantık tarafı beynin sol tarafı. İkisi beynin iki lobu aynı anda daha az çalışıyor. Yani birisi daha aktif çalışırken öbür taraf biraz pasifte kalıyor. Tamam mı? Örneğin ben de bir şey görüyorum. Aman burada ne oluyor bilmem ne şudur budur bu niye böyle oldu acaba? Bak kızın başına neden gelmiş bu? Bunu da demek bundan yaşamış gibi böyle analize girdiğim vakit hop gidiyor benim gördüğüm vizyon. Niye? Girdim analize. Diyorum ki sonra yapma Özlem. Yani analize girdin bak daha uzun görecektim diyorum. Orada bir bilgi geliyor. O yüzden mesela ben görmeye odaklanmıyorum. Tamam. Orada bir görüntü geliyorsa eyvallah. Ona bırakırım kendimi. Ama akışta olmak çok iyi. Çok iyi bir şey. Bak bu bir tiyo. Püf noktası. Ona bilgi gelirse bırak kendini. Ama sen kendin bilginin analizini onu sonradan yaparsın. Belki 2 saat, 3 saat sonra ertesi gün analizini yap. O an sadece görmeye odaklan. Tamam. Güzel oldu burada bunu anlattım. Böylece bu bilgiyi de verdik. Ne demiş? Devam edelim. Gündüzleri meditasyonu sürekli yaptığım zamanlar renkler görüyorum. Tamam. Bu uyumlamada görmedim. Gerek yok. Bir de tiz bir mekanik bir ses oluyor. Bunu gündüz de gece de kitap okurken sıklıkla duymaya başladım. Bunu ben anlattım. Spiritüel yolculuğum grubunda da anlattım. Gaia, dünya ağının sesini duyuyorsun güzel kardeşim. Kafan açıldıkça 6. çakran, 7. çakran, üst çakraların 9. çakran bilhassa açıldıkça bu sesi daha çok duyacaksın. Hatta ormana gidersen daha çok duyacaksın böyle çın diye sanki sürekli bir ses var. Gece en çok da 3-4 saatlerinde duyarsın. Tamam mı? Uyanırsan dinle bak. Hatta ben ilk duymaya başladığımda demiştim ki ben mi duyuyorum? Böyle bir ses yok da niye ben böyle bir ses duyuyorum? Tamam. Ama sonradan alışıyorsun o sese. İlk başlarda sıkıntı bile verebilir. Ben sıkıntı duymuştum. Niye böyle bir ses duyuyorum diye. Bak demişsin ki evdekilere soruyorum onlar duymuyor. Ben de çevremdekilere bir sorarım. Sen duyuyor musun diye. İnsan bazen o kadar yüksek sese duyuyorum ki. Dünyanın ritmi sesi son yıllarda hele 2012'den sonra çok arttı. Her sene daha fazla artıyor zaten. Tamam. Devam edelim şimdi. Hadi bakalım. Güzel sorular var. Diyor demiş ki ne sormuş şöyle anlatayım. Bir süre önce paralel uyumlamalarını almaya başladım. Gene anlatıyor birisi ben buradan okuyorum.
Özlem Hanım'ın önerisiyle deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Yazmış. Para ve eksi bire uyumlanırken başlangıç anda ayaklarımdan başlayıp tüm vücuduma yayılan yoğun bir akım hissettim. Fark ettiyseniz hep böyle ayaklardan, ellerden akım hissediliyor. Bu kişi de akımı ayaklardan almış. Niye? Enerji akımı ellerden, ayaklardan başlar. Neden? Ellerde, ayaklarda el çakraları, ayak çakraları var. Tamam? Burayı anladık, değil mi? Cepte. Bir süre sonra her iki elimde ve alın bölgemde yoğunluk, bununla birlikte saat yönünde burada durdum. Alın bölgemde dedi, 6. çakrası çalışıyor bu kişinin. 6. çakrasında numaralarına baksak muhtemelen 6. çakrası coşmuş gitmiştir. Tamam. Kim bilir kaç tane çarpı çıkacak 6. çakrasında. O yüzden 6'da yoğunluk hissediyor. Süper ya. Muhtemelen 7 de güzeldir. Tamam. 9 da güzeldir. Muhtemelen bu 6 varsa böyle bir kişide muhtemelen 9. çakrada güzeldir ve şifacıdır. Spiritüeldir. Saat yönünde geniş bir dairenin dönmeye başladığını hissettim. Harika. Güzel. Bak neyi biliyor musun? Hadi şurada bir gireyim, bir bilgi daha vereyim. Kadınlar da çok parantez içi yapıyorum. Konu çok dağılıyor. Dağılıyor değil de genişliyor. Kocaman bir ses dosyası oluyor. 1, 3, 5, 7. ve 9. çakra saatin tersi gibi düşün. Tamam mı kadınlarda? Bunun tersi 2, 4, 6, 8, 10. çakrada saat yönünde döner. Tamam? Ama saati sen kendin ol, saati kendin üstünde tutuyormuş gibi düşün. Anlaştık mı? Kafan karışmadı değil mi? Neyse, başka bir ses dosyasında kafan karıştıysa da ben bunun ayrıntısını veririm. Dolayısıyla burada sen zaten doğru görmüşsün bunu. Güzel. Parantez kapattım. Nerede demiş? Birkaç dakika sonra enkarnelerimin olduğunu düşündüğüm görüntüler görmeye başladım. Harika. Duru görün var demek ki. Yaklaşık 9 veya 10 farklı görüntüydü. Süper ötesi. Birinde toprak sahibi zalim bir kadındı. Birinde hizmetçi, birinde tutuklanan adam. Büyük bir evde yaşayan bir servet avcısı, zeytin bahçeleri, buğday tarlaları gördüm. Fidye için kaçırıldığımı gördüm. Muhteşem ötesi. Bazılarında İngiltere'de olduğumu gördüm. Bu görüntülerde İngilizce sözler duyuyordum. Çok etkileyici, değil mi? Bak, canım benim. Bu kişiye anlatır gibi anlatıyorum. Muhtemelen bu ses kaydını da dinleyecek zaten. Senin kafan açık. Muhteşem. Harika yani. Ya böyle kişiler kafası açık insanlar, daha doğrusu spiritüel kabul açık olan insanlar benden yumlama aldığında bu bir el alma, enerji akışverişi, enerji transferi, daha çok açılıyorlar. Bunu niye fark ettim biliyor musun? Daha önce de bahsettim bundan. Ya kız önceki diyeyim daha bir sürü uyumlama almış, hiç kimseden hiçbir açılma, hiç bunları görmemiş daha önceden. Benden böyle normal bir uyumlama alıyor diyeyim. Şans regisi alıyor, para regisi. Bunları görmeye yetmez yani. Bunları görmeye sağlamaz da. Lavanta levreyi ki alıyor. Yani sağlamaz. Sağlar mı? Sağlamaz. Küt diye diyor ki dur görüm açıldı. Melekleri görüyorum. Şudur budur. Böyle yüzlerce mail alınca diyorum ki aa bu demek ki benimle alakalı bir şey. Çünkü bu kişi daha önce böyle şeyler görmüyordu. Tamam. Binlerce insana uyumlama yaptım. Artık bunu fark edebiliyorum. Tamam. Senin kafan açık. Zaten spiritüel kabın geniş. Duru görün, duru işitim var. Algın süper. Güzel ilerlersin sen. Ben sana Sirius karma iptal uyumlaması, Sirius karma Sirius pisişik algı uyumlaması. Bak bu. Sirius pisişik algı uyumlaması. Tamam bu. Bunu almanı öneriyorum. 6 aşamaydı galiba. 6 da sana iyi gelir. 6. da. Devam edelim. Sonra çok da dağılmadan. Sonra nerede? Genel fiziksel özelliklerim aynıydı. Erkek olarak gördüklerimde bile bakışlarım aynıydı. Birinde hunharca ekmek yiyen aşırı kilolu bir kadındım.
Bu hayatta hiç ekmek yiyemiyorum ve bir öğün fazla yersem bir sonraki öğünde yemek istemiyorum çünkü suçluluk hissediyorum. Bak demek ki sen önceki enkarnelerini görüyorsun. Benim sana tavsiyem bir de şey var. Önceki enkarnelerini görme uyumlaması var. tunalreiki.com'da buna bakabilirsin bununla ilgili. Sadece bizde kısmında. Çok hızlı ilerlersin sen. Süper yani. Bunları yaz. Hep yaz. Hep yaz. Çok güzel. Sen önceki enkarnelerini görüyorsun. Ne kadar güzel bu. Sen o zaman yani önceki enkarnelerini analiz edebilirsin. Benim iki kitabımda Akaşik Kayıtlar Mucizesi 1 ve 2, özellikle ikincisi sana çok iyi gelir. Çünkü orada kendi enkarnelerini analiz edebileceksin. Tamam mı? Bu sana çok iyi gelir. Bundan sonra bunun gibi bir kitabım daha var. Yakında çıkacak. Bu da bir sürpriz olsun. Ondan sonra Allah'ın izniyle o da sana çok iyi gelecek. Devam edelim. Maaşım bile olsa gururuma dokunuyordu. Uyumlamanın sonunda üstüme yağmur gibi altın yağmaya başladı. Çok güzel enerji yağması. Sonrasında aktif çalışmalar sırasında daha çok yeşil ve beyaz ışıkla sarmalanıyordu ve altınlar yağmaya devam ediyordu. Harika. İkinci uyumlama sırasında enerji o kadar yoğundu ki eziliyormuşum gibi hissettim. Olur, öyle olur. Çok fazla görüntü olmadı ama çoğunlukla yeşil ve pembe ışıklar yağıyordu. Enerjiden kaynaklı. Birinde mor görürsün, birinde beyaz görürsün. Olabilir. Her uyumlamanın rengi de farklı. İkinci uyumlama için yaptığım aktif çalışmaların birinde kendimi çocuk satışında aracı olarak gördüm. Önceki hayatı için söylüyor. Demek ki önceki hayatının yapıp ettiklerimizi affet, kendini de affet. Karmaların affetmekle çok ilgili. Ne zaman affedersen hayatın temizlenmeye başlar. İnşallah bu ses dosyası da nasıl olur bilmem ama çok insana şifa olsun bir şekilde. İkinci uyumlama için yaptığım aktif çalışmaların birinde kendimi çocuk satışının aracı olarak gördüm ve ailelerin sattıkları çocukları alıcılara teslim ediyordum. Bu gerçekten canımı acıttı. Kendini affet. İnsanlar neler yapıyor? Bu hayatta böyle bir insan değilsin. Sen Akaşik Kayıtlar Mucizesi 2 kitabını okuduğunda kendini iyi hissedeceksin. Çünkü şimdiki kitap sana da iyi, çok daha iyi gelecek. Çünkü insanlar neler neler yapıyor önceki hayatlarda. Bu hayatta öyle bir insan değilsin sonuçta. Öyle bir insan değilsin. İyi kalpli, fedakar bir insansın. Özlem hocamız fark etmekle karmalar çözülmeye başlar der. Hep benimki de benimkiler de çözülüyordur demiş. Bu arada para reikisini almaya başladıktan sonra maddi konularda çok hızlı çözümler gelmeye başladı demiş. Süper. Süper. Çok sevindirici. 18 dakika buna yorum yapmışım. Çok yeterli. Çok yeterli. Bir başka ses dosyasında tekrar görüşelim. Ben enerjinin sesi. Bunlar da enerjisel durumlar. Yine anlatmaya devam edeceğim size. Yüce Rabbimin izniyle. Doğru enerjiden beslenirsen hayatın değişir. Enerjinde, frekansında yüksek olsun. Sevgiler.